Kale çizgisinden herkese merhaba. Bir pazartesi akşamı daha yeniden karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi şu sıralarda oynanan Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla tamamlanacak. Şu anda devre arası ve Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Temsilcilerimiz Antalya Spor ve Alanya Spor haftayı aslında iyi kapattı diyemeyiz. Gerçi Alanya Spor şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'le berabere bir puanla sahadan ayrıldı. Bunu bir başarı olarak belki değerlendirilebilir ama ortaya koyulan futbolla birlikte kaçan bir iki puan da söz konusuydu Alanya Spor için. Antalya Spor içinse üst üste iki hafta kaybedilmişti. Önce Gençler Birliği, sonrasında Sivas deplasmanından puansız ayrılmıştı Antalya Spor ve Beşiktaş karşısında tam anlamıyla bir geri dönüş maçı olarak görmüştüm maçı ama maalesef sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 10. ve 11. dakikada yediği 2 golle maalesef puan hanesine artı yazdıramadı Kırmızı Beyazlılar ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Mağlubiyet serisinde 3 maça çıkardı. Bu karşılaşmayı konuşacağız. Yine Alanya Spor Başakşehir maçı ile ilgili olarak da yine paylaşımlarımız olacak sizlere. Teknik direktör Orhan Kapucu ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet hocam, Antalya Spor Beşiktaş önce Gençler Birliği'ne 6-0 kaybetmişti. Sivas deplasmanından mağlubiyetle döndükten sonra aslında Beşiktaş maçı az önce söylediğim gibi de bir geri dönüş maçı gibiydi. Bilet fiyatları düşürüldü. 25 bin bayrak dağıtıldı taraftara. Coşku olması evet. Bekleniyordu. Yaklaşık 20 bin taraftarın izlediği karşılaşma. Aslında ambiyans da iyiydi ama Kırmızı Beyazlılar o... Ben hala 6-0'ın şokundan çıkamadığını düşünüyorum Antalya Spor'un. Artçı şokunu Sivas karşısında görmüştü. Beşiktaş karşısında yediği goller de aslında bunları gösterdi. Hemen 2 dakikada 2 gol yedi ve sonrasında maçı çevirmeye başaramadı. 2-1 ile mağlup oldu. Siz nasıl gördünüz Antalya Spor'u Beşiktaş karşısında? Evet. Şimdi maçın genel anlamda değerlendirmesini yapmadan önce çok önemli 2-3 konuya değinmek istiyorum. Burada hatalar en fazla yapan teknik direktörün oyuna katkısıyla bağlantılıydı bu maç. Şöyle söyleyeyim. İki teknik direktör de geleceğiyle ilgili karamsar bir düşünceye sahip oldukları için maçı iki farklı saatte oynadı. Evet. İki takım da farklı oynadı. Şimdi Bülent Hoca'ya geleceğim. Maça başlarken bir hafta önceki yani 6-0'lık maçtaki seyirci baskısının istifaya davet etmesi, o psikolojik baskı neticesinde takımın defansif anlayışında bir puanı alırsam çok fazla Beşiktaş gibi bir takımdan oynadığım için çok fazla baskı yemeden en azından seyircinin o taraftarın baskısından kurtulma açısından bir puan üzerine kurgulu bir takımla sahaya çıktı. Defansif ağırlıklı. Defansif ağırlıklı öyle oynamak mecburiyetindeydi. Tabii Beşiktaş'ın hocam derbiden 3 puanla ayrılmış olması da onlara o ekstra motivasyon kattı. Kesinlikle bir etkiydi o. Fakat bunu düşünürken karşı takımdaki performansı da değerlendirmemişti. Sadece Galatasaray maçıyla Beşiktaş'ı değerlendirmeyeceksin. Genel anlamda Beşiktaş'ın gidişatına, oyun sistemine bakman gerekiyor. Şimdi Abdullah Avcı açısından da çok farklı bir maçtı. Evet. Deplasmanda hiç galip gelmemiş bir Beşiktaş. İlk galibiyetini alıyor Antalyaspor'a karşı. Burada da Abdullah Avcı'nın 2-0'dan sonraki hataları gün yüzüne çıktı. Neden? Şimdi 10-11. dakikada şimdi maçın değerlendirmesini yaparken 10-11. dakikaya kadar 2-0. 2-0 biz hemen tribünde seyrederken eyvah dedim. Yani gençler gibi olacak aynen onu düşündüm. Yanımdaki arkadaşlarla böyle bir değerlendirme yaptık biz. Eyvah dedim. Yine bir 5-0, 6-0'lık bir maç bizi bekliyor dedim. Çünkü çok erken gelen goller, artı dizilişte hatalar, tamamen defansif anlayışta, altılı bir defans anlayışı, yani dörtlü bir defans anlayışı yoktu. Dört savunma oyuncusu, önlerinde iki tane ön libero. Burada baskılı bir oyunda bu kadar defansif oyuncuyla oynarsanız çıkamazsınız. Çıkamadığınız için de çok erken goller geldi. Bu da geçmiş maçlardaki yapılan bireysel hataların neticesinde gelen
gollerdi. Evet. Yani 2-0 olduktan sonra Bülent Hoca uyandı mı? Kendine mi geldi? Ne olursa olsun mu dedi? Yani muhtemelen artık ne olursa olsun dedi. Bence, hücuma yönelik değişiklikleri yaptı. Bence hatasından çok çabuk sıyrıldı. 21 ve 23. dakikaydı herhalde. Çiko yerine Serdar Osman. Çiko'yu oyundan aldı. Burada bir hata yaptı aslında. O hatayı da değerlendireceğim. Çiko'yu oyundan aldı. Serdar'ı oyuna soktu. Bunu yapacağına daha önceki hataların tekrarını yaşamaya başlayan bir Bahadır'ı oyundan alıp Çiko'yu oraya çekebilirdi. En azından defansif anlayışta daha sağlam bir defans kurgusu yapabilirdi. Bir tekrar, sarı kartı vardı. Tabii hem Bahadır'ın da erken bir sarı kartı vardı. Oynadığı mevki itibariyle ikinci sarı kartı çok görmesi de bir bölge. Tabii çok rahat olabilirdi. Burada Bahadır'ı çıkarıp Çiko'yu oraya alıp tekrar ön libero, tek ön libero'ya döndü zaten. Çift ön libero'dan tek ön libero'ya döndü. Serdar da zaten topu ayağında tutan, her an penaltı yapabilecek, ceza sahasına yaptırabilecek, evet. Çok çabuk ceza sahasına giren bir oyuncu. Yani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Bu hatalarından dönmesiyle ikinci yarıya kadar en azından gol yemediler. Yani gol yemediler. İkinci yarıya çıkarken karşı teknik direktörün hatalarıyla başladı oyun. Şimdi siz değerlendirmenizde, yazınızda okudum ben. Antalyaspor ikinci yarıda çok iyi oynadı diye değerlendirmişsiniz. Oynadı. Muhakkak ki oynayacak. 2-0 mağlup olan bir takım biraz daha önde basmak mecburiyetinde. Atağa çıkmak mecburiyetinde. Baskıyı kurmak mecburiyetinde. Fakat Antalyaspor iyi oynamayı göründüğü gibi Beşiktaş kötü oynamaya başladı. Beşiktaş da 2-0'ı koruma içgüdüsüyle orta sahada o pas yüzdesinden arındı. İleriye uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Atınç şey yaptı. Diego gibi hava hakimiyeti olan bir oyuncunun o topları karşılaması. Atınç dediniz Umut. Umut pardon. O Atınç, Atınç eski futbolcu. Eski futbolcu. Umut, Nair biliyorsunuz santrfor. Evet. O topları uzun ona çıkarırken Diego gibi hava hakimiyeti olan bir oyuncunun çok rahat onları karşılayıp geçit vermedi. Geçit vermemesi çok doğaldı. Yani burada iki tane teknik direktörün korkulu, ben gitmeyeyim. Şimdi bu değerlendirmeyi yaparken gerçekten teknik direktörlerin gitmesine karşıyım. Yani gitmesine karşıyım derken bir yere kadar. Yani bir şeyi taşırsın. O yük artık sana ağır geliyorsa bu yükü omuzundan atmak da sana kalmış bir şey. Bana göre Bülent Hoca Antalyaspor'daki görevini tamamladı. Nereye kadar? 6-0 maçtan sonra hatalar başladı. Hatalar bir teknik direktörün saha içerisine müdahalelerinde hatalar çok fazla sayısı artarsa bu teknik direktörün artık o görevi yapma konusunda bir rahatlık içerisinde olmadığını gösterir. Evet, bu konuyla ilgili olarak da beklentiler var gerçi. Evet. Bülent Korkmaz'la yollar devam edecek mi etmeyecek mi yönünde merak edilen konular var. Şu an itibariyle Antalya Spor Kulübü'nün Bülent Korkmaz'la yolları ayırma gibi bir planlaması olmadığını buradan iletelim. Rize Spor maçında da Antalya Spor'un başında Bülent Korkmaz olacak. Tabi Rize Spor maçından sonra nasıl bir karar alınır, nasıl bir skorla dönülürse ne tür bir hamle yapılır onu şu an için kestiremiyoruz ama Bülent Korkmaz'ın Rize Spor maçında da Antalya Spor'un başında olacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Onun şimdi, dışında tabii Koraycığım, şimdi bir teknik direktör için en büyük handikap gidecek korkusu yaşamaktır. Evet. Yani siz bu sadece taraftar açısından değil, yönetim açısından da eğer böyle bir baskıyı hissediyorsanız rahat hareket edemezsiniz. Hataya açıksınız. O yüzden de zaten maça başlarken hatalı başladı. Yani bir teknik direktör, bunun yanında son dakikalarda Serdar'ın yakaladığı pozisyon gol olsa bu defa bunu tartışılmayacak. Karşı hocam, takımın teknik direktörü doğru. Tartışılacaktı. Yani Abdullah Avcı'nın kalıp kalmayacağı tartışılacaktı. Doğru, katılıyorum. Ben biraz da yani siz tabii ki daha farklı şekilde değerlendirirsiniz. Evet. Daha deneyimli olarak değerlendiriyorsunuz ama ben ikinci yarı yine Antalyaspor'un iyi bir oyun ortaya koyduğunu, en azından Beşiktaş'ın tabii ki kötü oynamasıyla birlikte daha atak olan, daha gol arayan. Ya hocam şunları da gördük. Yani Antalyaspor veya X Anadolu Kulübü gerideyken mesela Rize Galatasaray maçını izledik.
Galatasaray da kötüydü ama Rize de kötüydü. Yani o gol atabilecek, beraberliği sağlayabilecek, puan alabilecek hiçbir heyecan yaratmadı Rize Spor. Ama Antalya Spor'da o heyecanı yaşadık. Yani Antalya Spor bu maçtan 2-2 ile ayrılsaydı mesela çok fazla şaşırır mıydınız? Hayır, şaşırmazdım. Oynadığı, ikinci yarıdaki oynadığı oyun, yani gerçekten ilk yarıdaki veya ilk yarının ilk yarım saatinde oynadığı oyunla çok farklıydı. Bunu muhakkak ki takdir ediyorum. Fakat Beşiktaş'ın da bunda katkısı çok fazla. Tabii ki %100. Yani muhakkak ki performansını yükseltmesen bu kadar pozisyon bulamazsın. Bu kadar atak oynayamazsın. Ama bunun yanında Beşiktaş'ın kötü oyunu da buna şeydi. Kesinlikle katılıyorum hocam. Nedendi yani, kesinlikle. Puan durumuna bir göz atalım. Antalya Spor 3 haftada puan alamadı maalesef. Kırmızı Beyazlılar puan durumundaki düşüşünü sürdürüyor. Liderliğini Alanya Spor sürdürüyor. Fenerbahçe'ye bir şans tanıdı. Kayseri Spor deplasmanında kazanma sahne liderliği kaybedecekti ama Alanya Spor gerçekten bu sezonun en çok lider olan takımı, 19 puanla zirvede. Sivas Spor, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş geliyor. Antalya Spor da 11 puanla 14. sırada yer alıyor. Ama puan durumuna baktığımız zaman, tabii şurada bunu da ekleyelim, birer maçı eksik şu sıralarda oynanıyor Ankara Gücü, Gaziantep maçları. O ilk maçtan sonra puan durumunda değişiklik olacaktır. Antalya Spor'da hocam baktığımızda 3 haftada alınamayan puanlar, yani 0 puan 3 haftada ama Rize maçından alınacak bir 3 puan. Sonrasında milli ara geç. Yani o kadar puanlar birbirine yakın ki, 2 galibiyetle hatırlarsınız yine. Evet. Antalya Spor ilk hafta kazandı. 4 hafta kazanamadı. Sonrasında 2 hafta üst üste kazandı. Yani o 4 haftalık süreçte de bir düşüşe geçmişti ama 2 hafta kazandıkça bir anda 7. 8. sıraya kadar yükselmişti. Puan durumu o kadar birbirine yakın ki, 2 maç alırsanız bir anda kendinizi yine ilk 7 içerisinde bulabilirsiniz. Lig öyle enteresan bir durumda. Tamam, bu tabii bu değerlendirme şöyle söyleyeyim, bir Göztepe, Kasımpaşa, Konya için olabilir. Fakat Antalya Spor için şu anda öyle bir düşünceye sahip değilim. Nedenine gelince, Antalya Spor'da çok alternatifli bir kadro yok. Bunu zaman zaman zaten dile getiriyorum. Yani böyle rotasyon yapacak, bir oyuncuyu dinlendirip bir iki hafta oynatmayayım da önümüzdeki Beşiktaş maçında bu oyuncudan istifade edeyim diye bir düşünceye sahip olamıyorsunuz Antalya'da. Çünkü Antalya Spor'un geniş bir kadrosu yok. Yani yedek kulübesine baktığınız zaman oyunu çok farklı değiştirebilecek, oyuna müdahale edebilecek, işte girdiği zaman bak, bir orta sahada Hakan Özmert'in oynamaması Antalya Spor'un çok şey etkiledi ama bütün orta saha düzenini bozdu. Çok şey etkilemedi. Çünkü Hakan göbekten gelen bütün atakların ilk karşılayıcısı ve oyunu da yönlendiren de bir özelliği var. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda çok etkili bir oyuncu. Bir maç oynamaması bile Antalya Spor'da çok şey değiştirdi. Orta saha düzeniyle ilgili hücum ama. Hücum anlamında Antalya Spor'un ben geniş bir kadrosunun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani, yoksa yetersiz mi kalıyor? Yani mesela Beşiktaş maçına sonradan oyuna giren Hamilton, Freddy. Yani ilk 11'de oynayan Atıf vardı. Doğukan hiç giremedi mesela. Mukayı bu. Atıf'a da bir parantez açmak gerekiyor. Atıf geçen yıllardaki performansının çok altında. Yani Antalya Spor'u tercih ettiği zaman biz sevindik. Yani. Evet. Atıf gibi bir oyuncuya sahip olmak gerçekten her takımın isteğidir. Doğru. Fakat Atıf şu anda Antalya Spor'a çok faydalı olmuyor. Zaten olmadığı için de 45. dakikadan oyunda alınıyor. Yani buraya şey yaptığımız zaman bir hatası daha var yalnız oyun içerisinde. Yani kadro açısından Bülent Hoca'nın çok büyük bir hatası var aslında. Gözden kaçan bir hatası var. Siz bir kaleciyi çok kolay kaybedemezsiniz. Bofin gibi bir kaleciniz varsa ve sizi çok kritik maçlarda, yani bir kurtarıcı demeyeyim de kritik pozisyonlarda size çok faydalı olan bir kaleciyi bir kalemde silip atamazsınız. Doğukan gibi bir oyuncuyu bir kalemde silip atamazsınız. Bir hafta dinlendirirsin, bir haftadan sonra en azından o oyuncu, evet ben dersimi aldım bu hafta çıkıp, bence kesinlikle Bofin'le başlamalıydı Beşiktaş maçına. Bofin'i eğer oynatsaydı belki yenilen gollerde çok belki erken, hatalı gol, 3-4 de olabilirdi. Onu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz ama Bofin'i çok kolay kaybetmeyeceksin. Hani Ferhat da çok hatalar yaptı. Evet. Aynı hataları yaptı. Bir defa ayağına hakim değil. Teknik kapasitesi çok iyi değil. Çıkarken topları çok iyi organize edemiyor. Çok iyi pas yüzdesi yok.
Bahadır aynı şekilde. Yani Bahadır'da da bir düşüş var. Çok büyük hatalar yapıyor. Halen 6-0'daki yaptığı hataların gördüğü kartın etkisi altında maça çıkıyor. Bunları da göz önüne alıp, tabii bunları göz önüne alması için Bülent Hoca'nın rahat olması gerekiyor. O rahatlık olmadığı için bu hataları yapıyor zaten. Evet. Bakalım maçtan sonra Bülent Hoca ne söylemiş? Antalyaspor'da Bülent Korkmaz, Beşiktaş'ta da Abdullah Avcı'nın açıklamaları vardı. Onları bir ekrana getirelim. Sonrasında yorumlarımıza devam edelim. İlk kere ile ikinci yarı bambaşka oyun vardı. İlk yarıda zaten 30 saniyede 2 gol yedik. Ama ikinci yarı bambaşka bir oyun vardı. Bu reaksiyon beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Aslında ikinci yarıda oynamamız gereken oyunu oynamamız gerekir. Her maç gibi. Tabii mağlup olmak üzüyor insanı. Hele taraftarımızın stadı doldurması, bizi desteklemesi. Onları gerçekten çok üzdük. Onlardan da takım adına özür diliyorum. Ama mücadeleye devam. İkinci yarıdaki oyun 90 dakikaya yaydığınız zaman bizim için bir problem kalmaz. Dediğim gibi 3 maçtır normal olarak bireysel hatadan gol yiyoruz. Ama her oyuncu gibi Bahadır da hata yapabilir. Çünkü nihayetinde futbol hatalar oyunu. O da öğreniyor. Dolayısıyla bunları düzeltmesi için daha çok çalışacağız. Özellikle sonradan giren oyuncuların ve takımın ikinci yarısı komple reaksiyon verince mutlu oldum. Ama burada aslında üzerinde durması gereken 19 yaşındaki Paul'un büyük bir sorumluluk alması saha içinde. Gelecekte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Daha farklı bir oyuncu, daha yetenekli bir oyuncu. Çok farklı yetenekli bir oyuncu. Yani ikinci yarıdaki sırf bir oyuncu üzerinden değil, takım olarak istediğimizi aldık. Oyun olarak aldık. Sonuç olarak almadık. Ama sonuçları da alacağız inşallah. Biz de fırsat yakaladık. Rakip de yakaladı. Ama sonunda kazanmak son derece önemliydi. Bugün başka bir dolu tarafı. 4 maç, 10 puan. Tek gol yedik. Bir ivme kazandık. Rakipler de yukarıda kaybederken. Sakatlarımız da bu hafta itibariyle birkaç oyuncu daha dönecek. Yoğun bir hafta süreci de var. Bugün itibariyle oyuncu kazanırken de mutlu olamıyorsa son bölüm için bu çok değerli bence. İlk yarı itibariyle oyunun coşkusu, hakimiyeti, kalitesi tamamen elimizdeydi. Ama ikinci yarıda basit, bazen ana odaklanmak, derse iyi çalışmak veya maçın her anını, skor ne olursa olsun bazen doğru oynamak gerekiyor. Ama ona rağmen o dirençleri, kazanma istekleri, az gol yeme durumları bazen biz kaçırıyoruz son dakikada. Bazen rakip kaçırıyor, kalecimiz kurtarıyor. Bence çok değerli bir galibiyet. Onun için hem oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalya Spor'da iyi bir mücadele, iyi bir müsabaka oldu. Maç sonu açıklamalar bu şekildeydi. Bülent Korkmaz tabii ki kaybedilen puanın üzüntüsüyle yaptığı açıklamalar. İşte yine bireysel hatalardan dikkat çekiyor. Bireysel hatalar gerçekten etkili oldu hocam. Yani o az önce de bahsettiniz. İşte atılan ilk golde Bahadır'ın yaptığı faul. Yani güreş oyunu gibiydi. Güreşte bile belki ona faul verilirdi. Oradan ilk gol geldi. Sonrasında Eren Albayrak'ın yaptığı hatalar. Kadroda hocam 2 haftadır ciddi değişiklikler oluyor. İşte Gençler Birliği maçının ardından Sivasspor maçında 5 değişiklik birden yaptı. Evet. Sivasspor Gençler Birliği maçından da 3 değişiklik birden yaptı. İşte kadroya kimler girdi? Gustavo girdi. Ferhat girdi. Yok, Sivasspor maçında da oynadı. Bahadır girdi, cezadan döndü ve Charles girdi. 3 futbolcuyu dahil etti Sivasspor maçında. O ilk 11'de çıkmamıştı bu oyuncular. Bu değişiklikleri nasıl buldunuz? Yani doğru mudur hocam? Bir 3 haftada ilk önce 5 sonra 3 değişiklik birden, yani o mağlup olan takımdan sürekli değişiklik yapması doğru muydu sizce? Zaten burada yani Bülent Hoca'nın bir çıkmaz içerisinde olduğuna işarettir. 5 oyuncu, 3 oyuncu bir anda değişiklik yapıyorsa bir bocalama devresinde. Yani Bülent Hoca doğruyu ararken hataları çok fazla tekrarlıyor. Bu hataları tekrarladığı müddetçe de Antalyaspor kaybedecek. Ben yine söylüyorum, teknik direktörlerin devamından yanayım. Çünkü 3 maçta, 5 maçta bir teknik direktörü harcamak olmaz. Ama artık Bülent Hoca'nın hem seyirciyle hem futbolcularıyla arasındaki diyalog zayıflamış. Yani bu zayıflamış diyalog her an kopabilir. Yani pamuk ipliğine bağlı.
kopmadan aslında kendisinin bir jest yapıp taze kan aranmasını istemesi gerekiyor. Çünkü Barış istifa mı etmesi gerekiyor? Kesinlikle. Ben Bülent Hoca'nın artık Antalyaspor'da görevini tamamladığına inanıyorum. Çünkü ben bir teknik adam gözüyle görüyorum maçı. Bir taraftar, bir seyirci olarak bakmıyorum ben maça. Maça baktığınız zaman bir an önce bir şeyler yapmak için hatayı tekrarlıyor. Yani fazla tekrarlıyor. O yüzden de yani maçta aldığın oyuncuyu tekrar neden ilk başta bunu düşünemedin? Yani Beşiktaş'ın zaten oyun planını eğer analiz etmiş olsaydın veya iyi analiz etmiş olsaydın, analizini kim yapıyor bilemiyorum, iyi analiz etmiş olsaydın o müdahaleleri daha önceden düşünürdün. Yani Beşiktaş çok etkili oynayan, baskılı oynayan, Abdullah Avcı'nın zaten oyun sistemi belli. Yani böyle bir sistemi yok yani Beşiktaş'ın. Ayağa pas yapan, çok topu dolaştıran, ayağa oynarken de çıkışlarda kanatları kullanan bir Abdullah Avcı sistemi var. Ve bu, kötü de bir Beşiktaş var. Derbi yani, derbiyi kazanmış olsa da hani haftalardır kötü giden bir Beşiktaş. Böyle yakalamak var. Çok zordu. Tabii. Yani Beşiktaş'ı böyle yakalamışken korkarak çıkmayacaktın maça. Tekrar ön liberon, tek ön liberon oynayacaktın. Serdar gibi topu taşıyan, kanatlardan iyi giden, ceza sahasına giren bir oyuncun var. Neden başlamıyorsun onunla? Yani 20. dakikada aslında bir risktir. Bir oyuncuyu çok erken çıkarıp bir oyuncudan yoksun olmak da bir risktir. Yani bu hatalar çok fazla tekrarladığı için de ben yapılan değişiklikleri normal görüyorum. Neden normal görüyorum? Zaten arayış içerisinde. Bir an önce galip mi geleyim, puan mı alayım? Yani bir puan, Beşiktaş'tan alınacak bir puan belki Bülent Hoca'nın geleceğini kurtaracağını hissettiğinden dolayı hatalarını çok fazla yaptı. İşte bu hataların neticesinde de Antalyaspor kötü gidiyor. Şimdi puanın değerlendirmesini yapıyorsunuz. Diyorsun ki 11 puan, alttaki 9 ve 7 puanlı 3 tane takım var. Yarın 2 maç kötü gittiği zaman düşme hattına girer. Düşme hattına girersin. Bir maç bile düşme hattına girmek demektir. Ama ben hocam katılıyorum size. Evet. Söylediklerinizin tamamına katılıyorum. Ben de zaten hani Bülent Korkmaz'ın hani dönemini kapatıp kapatmadığı ile ilgili hani bilmiyorum, Rize maçında işler değişebilir diye düşünüyorum ama şöyle bir durumu söyleyeyim ben de. 2 maç alırsa üst sıralara gidebilir. Dediğiniz gibi 2 maç kaybederse düşme hattına gelebilir ama ligde de çok kötü takımlar var. Bu da bir gerçek. Yani ben baktığım zaman Antalyaspor her ne kadar 3'te 0 yapmış olsa da, kadro derinliği istediği düzeyde olmasa da hücum, yani forvet anlamında geçen seneki Antalyaspor'un gerisinde olmuş olsa da, hani bir Kayseri her ne kadar Fenerbahçe'yi mağlup etmiş olsa da ben ligin en zayıflarından biri olarak görüyorum. Gençler Birliği, Ankara Gücü, Rize, hatta Denizli'de Antalyaspor'dan daha zayıf halka gibi görünüyor bu Süper Lig için. Şimdi şeye başlarken Rizespor maçıyla başladın. Dedin ki Rizespor maçı belki Bülent Hoca'nın geleceğiyle ilgili çok önemli bir şeydir, maçtır değil mi? Dönüm noktası olabilir. Dönüm noktası. Şimdi Bülent Hoca bunu hissetmiyor mu? Muhakkak. Bir teknik direktör bunu hissettiği zaman hataları çok fazla olur. Zaten Bülent Hoca çok tecrübeli. Yani böyle hani uzun yıllar teknik direktör yapmış bir hoca değil. Evet. Bu hatalarının tekrarının olmasının nedenlerinden biri de çok fazla tecrübesinin olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi o da hissediyor Rize maçının kendisinin son şansı olduğunu. Bunu hissettiği zaman hatalarını daha fazla yapar. Ama rahat gitmiş olsaydı, yani aslında bir Fenerbahçe galibiyeti Bülent Hoca ve Antalyaspor'un bütün gidişatını değiştirdi. Sanki sezon bitti, İstanbul'da Fenerbahçe yendi, tamam her şey bitmiş gibi. Zafer sarhoşluğuna evet. Mı kapatıyor? O zafer sarhoşluğudur 3 haftanın getirisi zaten. Puansız getirisi. İşte biz nasıl burada değerlendiriyorsak Bülent Hoca da aynı şeyi değerlendiriyor. Rize maçı benim son şansımdır diyor. Ben Bülent Hoca'yı hocam bu sezon açısından en çok eleştirilecek noktanın, zaten bunu daha önceki yazılarda da dile getirmiştim ben. Gençler Birliği mağlubiyeti gerçekten inanılmaz bir skor ki ben... Sizle bu maçı hiç konuşmadık herhalde ama evet. Çokça da dile getirdik. Bir takımın 5-6 maçta yapabileceği hataların hepsi bir maçta oldu. Denk geldi ve bu skor oldu. Zaten o sahadaki oyun 6-0'ın karşılığı değildi. Yani 6-0'lık bir oyun oynamadı Gençler Birliği ama Bülent Korkmaz'ın ben en çok eleştireceğim nokta 6-0'dan sonra oyuncuları motivasyon olarak hazırlayamadı diye düşünüyorum. Yani o çok kritikti. Gençler Birliği maçından sonra futbolcuları o maçı unutturacak, işte bir dahaki maça motive edecek bir hamlede bulunması, işte onlar artık
deyim yerine ise belki yani doğru tabirse daha doğrusu terapi edecek bir şeylere ihtiyacı vardı ama bunu maalesef yapamadığını gördük hem Sivas hem Beşiktaş maçında. Ben bu konuda çok eksik olduğunu düşünüyorum. %100 katılıyorum. Zaten yaptığı son açıklamaya bakarsan ben sporcu olarak içeride böyle bir açıklamayı kendi açımdan şöyle değerlendiririm. Bak bireysel hataların vermiş olduğu neticede biz golleri yedik dedi. Yani Bahadır zaten bireysel hatalar neticesinde kart görerek hem kırmızı kart gördü hem bireysel hata neticesinde gol kazandırdı Gençler Birliği maçında. Evet. Tekrar siz şimdi aynı hataları yaptıktan sonra eğer antrenörünüz de teknik direktörünüz de sizinle ilgili bireysel hatalar neticesinde derse futbolcuyla arasındaki diyalog da zayıflar. Futbolcunun size bakış açısı da değişir. Çünkü siz kendinizden ziyade futbolcuya artık şey atıyorsunuz. Ama sorumluluğu da üzerime alıyorum dedi hocam. Ya onu herkes söyleyebilir yani. O bir bahane değildir ki. Yok katılıyorum hani övmek açısından söylemiyorum ama bunu demeye mesela bir puan gördük mesela Galatasaray puan kaybetti. İşte deyim yerindeyse işte cezasını keseceğim futbolcuların dedi. Hani futbolcuları ortaya attı. Evet. Hani burada futbolcular aslında destek veren bir açıklama veya sorumluluğu üzerine alması işte o iletişimi koparmayacak detay değil mi? O yüzden onu örnek olarak derdim. Direkt bunu söylersen %100 katılırım sana. Bireysel hata değil. Benim vermiş olduğum taktik neticesinde hatalardan gelen gollerle derseniz buna katılırım. Ama hocam maçı izliyoruz ama, yani. Ama bireysel hata zaten olmasa gol olmaz ki. Yani şimdi taktiksel olarak... Hocam direkt yani doğru katılıyorum pozisyon hatası ama ayağındaki topu kaptırıyor gol yiyor. Ama daha önceden de aynı hatayı yapmış. O zaman oynatmayacaksın. Elinde var yani o mevkide oynayabilecek oyuncu kapasiten var. Yani defansif anlamda belki çok alternatifli bir şey yok. Elinde kadron yok. Evet. Ama oraya... Ama mesela Çelik'te oynatmadı bu maçta. Yani oynatabileceğin bir oyuncu var yani. Hata yapmış bir oyuncuyu biraz daha dinlendirebilirsin. Ama bu kaleci olmamalı. Yani kaleci Bofin olmamalı. Bahadır olmalı. Anlatabildim mi? Yani peki hocam yok bir teknik direktör olarak soruyorum size. Tabii. Karşıt görüşü olarak algılamayın. Estağfurullah. Şimdi Bahadır genç bir oyuncu. Katılıyorum. Beşiktaş maçında bana göre yaptığı hata onu iki adım daha geri götürdü. Özgüven açısından. Ama hiç forma şansı vermeyip oynatmasaydı da bir özgüven kaybı yaşamaz mıydı? Acaba onu kazanır mıyım diye bir biraz zaman tanıması gerekiyordu. Hatayı yaptıktan sonra dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bahadır'ın hatayı yaptıktan sonra. Daha tedirgin. Ama bir de hareket yaptı yani seyirci aman herkese bir seyirciye bir şeyler gönderdi. Hata bende tamam korkmayın o şeylerine arkadaşlarına bir jestlerle, mimiklerle, hareketlerle tamam hata bende diye devamlı o hataya artık açık bir oyuncu. Doğru. Yani böyle bir oyuncuyu hem dinlendirip hem de gelecek maçlara hazırlamak bir teknik direktörün görevidir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Açıklamayı yaparken Bülent Hoca bireysel hata demeyip de evet benim çıktığım oyun kurgusu, diziliş yanlıştı deseydi burada size katılıyordum. Ama bana göre Bülent Hoca yanlış bir kadroyla çıktı. Hem yanlış dizilişle çıktı. Korkak bir futbol, bir puan üzerine yatayım. Ben seyirci baskısından kurtulayım korkusuyla Antalyaspor bu maçı kazandı. Kaybetti. Pardon. Evet. Hocam bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yorumlarımıza devam edelim. Paylaşacağımız grafikler de var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Kısa bir reklam arası sonrasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Teknik direktör Orhan Kapucu ile olan sohbetimiz devam ediyor. Antalyaspor'da kaybedilen Beşiktaş maçını konuşuyoruz ama bu maçta her ne kadar 3 puan kaybedilmiş olsa da hem ulusal basında hem futbol severler açısından değerlendirilen, beğenilen bir detay da vardı Antalyaspor için. Paul Mukairu, Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon U19 takımında forma giyiyordu Antalyaspor'un. İnanılmaz bir istatistik ortaya koymuş ve bu sezonda profesyonel sözleşme imzasını atmıştı. 5 yıllık imzayı attı ve bu sezon ilk golünü Konyaspor karşısına atmıştı ve Beşiktaş karşısına da kaydettiği bir gol vardı. Her ne kadar bu golün puan getirememiş bir yanı olsa da ortaya koyduğu futbol ve attığı gerçekten gol, o gerçekten güzel bir golcü vuruşuyla
kaydettiği gol dikkat çekti. Mukayır'ın Beşiktaş maçı istatistiğine bir göz atalım isterseniz. Neler yapmış? 19 yaşındaki futbolcu, 2000 doğumlu. 90 dakika sahada kaldı. İlk olarak kanatta başladı ama sonrasında ikinci forvet gibi oynamaya başladı. Hamilton ve Serdar Özkan'ın oyuna girmesiyle birlikte 43 kez topla buluştu. 22 kez arkadaşlarıyla topu buluşturdu. %72'lik bir pas başarı oranı sağladı. 2 kez orta yaptı. Bunlar da başarı sağlayamadı. 1 kez şut pası verdi. 2 kez kaleyi yokladı. Bunlardan bir tanesi kaleyi buldu ve gol oldu bu da. 9 kez girdi ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Savunma anlamında da 1 kez uzaklaştırma ve 1 kez de pas arası yaptı Paul Mukayır'u. Hocam tabii ki bir hani deyim yerine hep böyle derler, bir Messi değil tabii ama evet. Mukayır'u kötü takımın parlayan yıldızı mı yoksa gerçekten ilerleyen dönemlerde Antalyaspor'a ciddi bir katkı sağlayacağını düşündüğünüz bir oyuncu mu, nasıl yorumlarsınız? Yani ben bu sezon sadece Antalyaspor açısından değil, izlerken keyif aldığım Süper Lig'den hani birkaç futbolcudan bir tanesi. Yani izlerken gerçekten keyif alıyorum. Top ayağına geldiği zaman bir seyir zevkini veriyor insana. Çünkü çok çabuk, çok ileriyi düşünen bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Bazı konularda katılıyorum. Katılmadığım bir nokta var. Yani böyle geleceğini kurtaracak, Antalyaspor'da çok büyük getirisi olabilecek erken. Bana göre çok erken. Geçen haftaki programımızı da izledim. Tayfun Hoca'nın yapmış olduğu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Öyle bir oyuncu değil. Yani böyle 15 milyon euro getirecek, öyle o dolarlara satılacak bir oyuncu değil. Ama olabilir. Olabilir diyorum. Neden? Kumaşı var. Kalitesi var. Bu kalitesini devam ettirirse, bu performansının üstüne biraz daha eklerse ve Bülent Hoca veya gidecekse, başka hocalar gelecekse, onda ısrarcı olacaksa, bunun üzerine koyduğu müddetçe Antalyaspor'a çok faydalı olacak bir oyuncu. Çünkü direkt kaleyi düşünen, aldığı zaman süratli, rakibin arkasına çok rahat sarkabilen bir oyuncu. Çok kolay adam geçebiliyor. Çok kolay. Hocam. Evet, işte çok kolay adam geçebilmesi zaten süratinle evet. Bağlantılı. Tabii bağlantılı ve topu kullanırken süratini de kullanıyor. Evet. Bunu kullanan bir oyuncu çok yol kat edebilir. Bir kademe atladığı zaman. İşte onu söylüyorum. Yani bir kademe atladığı zaman hem Antalyaspor'a çok faydalı olacak, hem de o zaman sizin geçen hafta gösterdiğiniz o teze ben de katılırım. Ama o paraları çok erken daha. Yani böyle bu paralar getirecek, işte bu şeyi kazandıracak bir finansı tabii kazandıracak bir oyuncu milyon. Daha çok erken yani. Euro'lar. Belki tabii o rakamlar çok büyük rakamlar. Biraz zor. Evet. Ama Antalyaspor performansını değerlendirirken kesinlikle çok iyi. 15-20 olmasa bile ama hocam evet. Bu gidişatla ben Antalyaspor'a çok ciddi bir bonservis getirisi evet. Sağlayabileceğini düşünüyorum işin açıkçası. O konuda katılmıyor musunuz? 15-20 olmasa da ben... Hayır, ileriki zaman içerisinde bunun üzerine koyarsa diyorum ben. Yani bu performansının üstüne koyarak gelecek tabii. Çünkü 19 yaşında, geçen yıl işte 19 takımında oynamış. Evet. Bu şeyi, şansı yakalamışken o da geleceğini kurtarma açısından bunun üzerine koymak mecburiyetinde. Hocam Mukayır'u asıl mevkisi sağ kanat. Evet. Yani daha önceki oynadığı yerler o şekildeydi. Antalyaspor'da ileri uçta da Gustavo'nun olmadığı dönemlerde şans buldu ama son maçta Gustavo ile beraber işte birisi ileri uçta, birisi sağ kanatta başladı. Siz nerede daha etkili gördünüz Mukayır'u? Yani siz sizin öğrenciniz olmuş olsaydı ileri uçta mı denerdiniz yoksa ikinci forvet gibi mi ya da kanatta mı? Şimdi son maç ve daha önceki maçlara Gustavo'nun oynadığı gibi oynarsa önde oynar Mukayır'u. Çünkü Gustavo'nun önünde mi? Hayır. Son oynadığı yani maçlara performansına evet. Bakarak. Şimdi ileride oynattığınız pivot santrafor gibi bir santraforunuz varsa forvet arkası oynamak daha avantajlı. Evet. Çünkü ileride oynatırsanız zaten yol kat etmesini zor. Çünkü rakibe sırtı dönük oynayacak. Evet, doğru. Sırtının dönük olmaması gerekiyor. Yüzünün kaleye dönük olması gerekiyor. Daha etkili olabilmesi için. O açıdan da forvet arkası oynaması bence daha faydalı olur. İkinci yerde olduğu gibi Hamilton ve evet. Serdar Özkan'ın girmesiyle birlikte ikinci forvet gibi. İkinci forvet gibi ama arkada oynadı. Ama işte Gustavo çok fazla geriye gelip top almak istediği için forvette çok fazla çoğalamadı. Gustavo'yu nasıl buldunuz hocam? Yani gayret gösteriyor.
Ben daha önceki haftalarda da söyledim. Çok önemli bir santrafor aslında. Topu işte dinlendiren, topu alan, saklayan, son maç hariç o Beşiktaş maçına kadar beğendiğim bir oyuncu. Ama Beşiktaş maçında çok faydalı oynamadı. Çok Golün fazla asistini de o yaptı. Ama çok fazla geriye geldi. Belki ileride daha fazla rahatsız etmiş olsaydı Beşiktaş defansını, skor farklı da olabilirdi ikinci yarı. Çok arayış içerisindeydi. O da aslında onun gayretini gösteriyor. Ama ben faydalı bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Tabii Gustavo tipinde bir oyuncunuz varsa daha çok kanatları kullanarak orta yapmanız daha faydalı kesinlikle olacaktır. Ama Antalyaspor'da böyle bir sistem olmadığı için. Yani şimdi Antalyaspor'da bir sistem yok. Yani sisteme tabi değil Antalyaspor. Yani klişeleşmiş bir oyun sistemi var. O oyun sistemi de kara düzen devam ettiği müddetçe skorlar da tesadüfi olur. Alacağın aksi skorlar da hep böyle farklı skorlar olur. Ve Antalyaspor'un da bu sezon geriye düştüğü maçları çevirememe gibi bir özelliği var. Geçen sezon mucizevi galibiyetler almıştı bu anlamda. İşte geriye düştü, hatta Rize maçı duraklama dakikalarına 1-0 geride girerken 2-1 kazandığı bile maç vardı. Bu sezon geriye düşemiyor. Onunla ilgili bir istatistik ortaya koymuştuk. Onu bir ekrana getirebilirse arkadaşlarımız. Geriye düştüğü maçları çeviremiyor. Geçen hafta da buna benzer bir şey vermiştik. Bu sezon Denizlispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş, son olarak da Beşiktaş maçlarında hocam Antalyaspor geriye düştü ve bu 6 maçın 5'ini kaybetti. Sadece bir tanesi de Konyaspor maçında berabere kaldı ki onda da Mukayru'nun sonradan oyuna girerek bir etki etti, oyundu, gol de attı ve 1 puanı getirmişti. Onun dışında Denizlispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Sivasspor ve Beşiktaş'ı kenara koyuyorum. Denizli, Kasımpaşa, Gençlerbirliği de bu ligin düşmemeye oynayan takımları. Şimdi geçen yıldan hemen bir bağlantı kurmak istiyorum. Şans faktörü de bu yanında değil. Geçen yıl son dakikalardaki gelen goller bana göre biraz da şansa bağlıydı. Yani biraz şanstan da uzaklaştı. Evet. Antalyaspor'un, yani Bülent Hoca'nın şansı mı diyelim, Antalyaspor'un şansı mı? O şans faktörünü kaybetti. Neden? 2-1'lik skorlar mesela kritik skordur. Yani orada hocam sonunda Serdar'ın, bir korner olur, birine çarpar, gol olur yani. Hayır, Serdar'ın yakaladığı pozisyon biraz da şanssızlık. Tabii. Yani orada kaleci... Yani 5 sefer girseniz 4'ü gol olurdu hocam. Kesinlikle, yani kalecinin üstüne gitti. Bu da işte biraz da vuruş tekniğinden ziyade biraz şans da. Doğru. Çok önemli. Yani o şans faktörünü de kaybetti Antalyaspor. Maalesef. Tabii bir diğer ilginç istatistikte Antalyaspor topla oynadığı, daha çok oynadığı maçları kazanamaması, bu ilginçtir. Onunla ilgili de bir istatistik var. Onu da bir ekrana getirelim. Antalyaspor bu sezon 10. maçına çıktı. Topla fazla oynadığı ve veya eşit oynadığı maçları kazanamamış hocam hemen. Denizlispor 2-0 kaybettiği maçta 156 ile oynuyor. Kayserispor'la 2-2 berabere kaldığı maçta %52. Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçta %50. Sivasspor'a 2-1 kaybettiği maçta %51. Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği maçta da %57 ile oynamış. Ama mesela bakıyorum burada Fenerbahçe'ye karşı %25 ile oynamış ama kazanmış. Evet. Bunu neye bağlarsınız hocam? Yani ilginç. Normalde top ayağınızdaysa gol yemezsiniz. Yani düz mantıkta baktığınızda top ayağınızdaysa gol yemezsiniz. Kendi kalenize atmadığınız sürece. Düz mantıkta kazanmanız lazım. Evet. Şimdi orta sahada çok fazla yan top yapmak, topun sizde kalması yüzdesini artırır. Yani ileriye dikine oynamadığınız müddetçe top sizde kalıyor anlamında. Değil mi? Evet. Yani orta sahada topu dolaştırmak topun sizde kalma yüzdesini daha fazla arttırıyor. Bu bir etken değildir. Bunu yaparken bir teknik adam bunun bir amaca doğrultuda hareket etmesini ister. Nedir bu? Rakibi yormak. Sadece siz kendi aranızda yaptığınız pasa rakibi yormaz. Mesela en son maçta %57 ile oynaması fakat ilk yarıyla değerlendirirsek Beşiktaş'ın en az %70 topa sahip olması var. Tabii. İkinci yarıda. İkinci yarıdaki bu oran değişti. Beşiktaş yoruldu. Beşiktaş'ın yorulmasından ziyade defansif anlamda artık 2-0'ı koruma içgüdüsüyle geriye çekildi. Burada Antalyaspor'un pas yüzdesi arttı. Yani topun sizde kalması, galip geleceksiniz veya top sizde
yüzdesi %70 dahi olsa siz galip geleceksiniz anlamını taşımaz. Evet. Buna katılıyorum size. Evet. İlginç tabii. Hocam evet. Antalya Spor'la ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu arada Ankara Gücü Gaziantep maçında duraklama dakikaları oynanıyor. 1-1'lik eşitlik var. Biz sohbetimiz esnasında Ankara Gücü golü buldu İlhan Parlak'la. Evet. Şu an 90 artı oynanıyor. 3 dakikalık uzatma verildi. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Tabii beraberlik Antalya Spor için daha iyi olacaktır. Antalya Spor maçıyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey yok mu? Son bir şey eklemek istiyorum. Lütfen Bülent Hoca Rize maçına çıkarken o psikozdan sıyrılsın. Yani ben gider miyim, gitmez miyim korkusu yaşamasın. Direkt Antalya Spor'un Fenerbahçe maçına gidiyormuş gibi hareket etsin. Çünkü Antalya Spor'un gidişatı hem bizim açımızdan hem Antalya Spor hem Antalya'daki yaşayan tüm insanlar için çok önemli performansı. Yani bu düşünceyle maça hazırlanmasını istiyorum. Giderken de bu düşünceyle gitsin lütfen. Tabii ki. Başarılar diliyorum aynı zamanda. Her zaman için tedirginlik, evet. Stres olumsuz yansır. Yani her konuda sadece futbol anlamında değil, bütün iş sektörlerinde de bu şekilde. Hata yüzdesini artırır Koray'cığım. Bir antrenörün oyuna müdahalelerinde hata yüzdesini çok fazla artırır. Bu da tehlikedir. Onun için rahat gitsin. Lütfen. Rahat gitsin maça. Hocam Alanya Spor'a geçelim. Alanya Spor'da Başakşehir'le berabere kaldı bu hafta. İsterseniz bir maçın hemen ardından açıklamaları bir izleyelim. Alanya Spor adına Erol Bulut, Başakşehir adına da Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Onları bir ekrana getirelim. Sonrasında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bugün zor bir maçta. Başakşehir karşısında. Aslında bir puan baktığınızda iyi olarak gözüküyor ama biz bugün maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü bugün gerçekten takım defans anlamında olsun, mücadele anlamında olsun çok iyi işler yaptılar. Hücum anlamında çok iyi işler yaptık ama maalesef o bir golü eksikti. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Başakşehir gibi bir takımın ofansif hattına baktığınızda çok etkili futbolcuları olduğunu görüyorsunuz. Ama biz bu rakibe karşı önlememizi çok iyi çalıştık ve iyi de yaptık. O yüzden futbolcularımı bu mücadeleden dolayı, oyundan dolayı tebrik ediyorum. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golü de bulabilirdik ikinci yarı. Rakibimizin yine girdiği pozisyonlar özellikle yan ortalar. Yan ortalarda çok iyi etkili olan bir takım. Rakibimizden gol de yiyebilirdik. Bugün baktığımızda çok tam olarak istediğimiz oyunu sahaya sunabildik mi dersek çok bu anlamda çok mutlu değilim, memnun değilim ama zor bir periyottan geçiyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Hem Avrupa Ligi hem Türkiye Ligi. Yani buradaki bugünkü İrfan Can'ın sakatlığı, Mahmut'un sakatlığı hem bu temponun içerisinde hem milli takım ikisi bir arada olunca bu tür ufak tefek sakatlıklar, yorgunluklar bazen takımlarda oluyor. Ama günün sonunda baktığımızda Alanya deplasmanında alınmış bir puan bugün için. Yani böyle bir oyunla aldığımız bir puan bizim için kötü gözükmüyor. Yani maçın bütün bölümlerinde hakemin de özellikle bütün kararlarında Alanya Spor'a daha öncelik tanıması ve biraz daha yani hem faul standartları hem kart standartlarında da çok fazla aleyhimize verilen kararlar oldu. Yani el iki tane üç tane elle müdahaleler vardı. Yani ben kulübeden gördüğüm pozisyonları hakem devam ettirdi. Yani hakemin performansı da çok baktığımızda bizim için yani bizim açımızdan sevindirici değildi. Evet açıklamalar bu şekildeydi. Alanya Spor Başakşehir maçının ardından hocam eşitlikte ayrıldılar. Lider Alanya Spor tabii ki puan durumuna baktığımız zaman Alanya Spor'un iç sahada kazanması gereken bir maçtı gibi bir görüntü var ama Başakşehir'de yıllardır şampiyonluk mücadelesinde olduğu için bir puan iyiymiş gibi yorumlayabilirim ben ama Erol Bulut'ta 2 puan kaybedilen 2 puan var dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz Başakşehir karşısında ki Antalya Spor maçına denk geldiği için siz de tamamını izleyebiliriz. Evet. Ben de tamamını izleyemedim. Sonradan işte özetlerle vesaire izleyebildik. Maçın ilk yarısını izledim ben. Daha sonra spor programında tekrarını izledim. Bir defa açıklamasını çok dikkat etmek gerekiyor. O kadar özgüven telkin ediyor görüyor musunuz? Yani bir Alanya Spor'un düşme potasındaki bir Alanya Spor'daki teknik direktörün açıklamasıyla
lider bir Antalya Alanyaspor'un teknik direktörünün açıklaması arasında dağlar kadar fark var. Evet. O kadar özgüvenli ki kaybettiğimiz 2 puan diyor. Yani bu çok önemli aslında. Bir de Başakşehir bir puanı kazanmanın sevincini maç sonrası yaşıyor. Onu da göz önüne almak gerekiyor. Yani Başakşehir geçen yıl Alanyaspor'a geldiğinde ya çok rahat yenerim. Doğru. İşte düşme potasındaki bir takımdan alacağım 3 puan beni çok fazla etkilemez gibi bir düşünceyle maç sonunu yaşıyordu. Fakat şimdi aldığı 1 puana sevinen bir Başakşehir gördük. Üzülen de Alanyaspor. Üzülen de Alanyaspor. Bu mantalitenin değiştiği işaretidir. Doğru. Ama artık Alanyaspor'da korkulu rüya görmeyen, üst sıraları zorlayan, işte 7 haftadır liderlik koltuğunda oturan bir Alanyaspor'un özgüvenini görüyoruz. Sezon sonuna kadar götürebilir mi hocam size göre? Yani tabii liderlikten bahsetmiyorum. O üst sıraları zorlayan özelliğinden bahsediyorum. Sezon sonuna kadar gidebilir mi sizce? Biraz şöyle söyleyeyim. Yaş yüzdesi yüksek. Yani bu handikapı yaşayabilir. Belki performans olarak ikinci yarıda bir düşüş gösterebilir. Fakat üst sıraları mesela zorlayan... Mesela ilk beşin dışında... Üst sıraları zorlayan bir Alanyaspor izleyeceğimize eminim. Sistem olarak da oyundaki şey de... Bir de şunu söyleyeyim. Teknik direktör olarak tuttuğum 2 tane teknik direktörden biridir Erol. Gerçekten Erol Bulut çok başarılı. Erol Bulut ve Okan Buruk'la ilgili bir parantez açmak istiyorum. 2 tane teknik direktör gelecekle ilgili çok büyük hedefleri olan takımlarda teknik direktör yapabilecek kapasitede 2 tane teknik direktör izliyorum şu anda. Evet. Başarılarının devamını dileyelim tabii ki Erol Bulut'a da, Alanyaspor'da, Malatyaspor'da da çok önemli başarıları imza atmış. Hocam bu arada biz konuşurken Gazişehir duraklama dakikalarında Ciloboji ile golü buldu 90+4'te 2-1 kazandı Gazişehir. Puan durumunda son olarak baktığımızda Gazişehir 15 puanla yükseldi. Ankara Gücü 9 puanda kaldı ve Spor Toto Süper Ligi'nde 10. haftası da sona ermiş oldu. Hocam çok teşekkürler. Ben Kırmayı teşekkür ediyorum. Kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için, değerli yorumlarınızla bize renk kattığınız için çok teşekkürler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Koza TV'den ayrılmayın.